9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Tarih Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 125 aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız. Cevap: Boy, ortak bir atadan türediklerine inanılan toplumsal ve ekonomik ilişkilerinde anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk. Töre, bir toplulukta benimsenmiş yerleşmiş kuralların, gelenek ve göreneklerin, ortak alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü. Orta Asya Türk devletlerinde yazısız hukuk kuralları. Kut, devlet idaresinde güç, yaratıcılık ve yetki bakımından sahip olunan üstün güç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Türkiye, coğrafi bir ad olarak hangi bölgeler için kullanılmıştır? Cevap, Türkiye kelimesi, ilk olarak 6. yüzyılda Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanmıştır. Bizans kaynakları, 9. yüzyıllarda Volga'dan Orta Avrupa'ya kadar uzanan sahaya da Türkiye adını vermiştir. Yüzyıllarda Mısır ve Suriye'ye Türkiye denmiştir. Anadolu ise 12. yüzyıldan itibaren Türkiye olarak tanınmaya başlanmıştır. İkinci Türkler savaşlarda hangi taktikleri uygulamıştır? Cevap, Türklere özgü bir savaş taktiği olan Turan taktiği, iki farklı savaş yönteminin uygulanmasıyla yapılan bir savaş usulüdür. Bu taktik, sahte ricat, geri çekilme, kaçma ve pusudan oluşur. Bu savaş usulüne, Türk yurdunun eski adından dolayı Turan taktiği veya Hilal taktiği denilmiştir. Üçüncü Türklerdeki egemenlik anlayışının sonuçları nelerdir? Cevap, Türk devletlerinde hükümdarlara devleti idare etme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılmıştı. Tanrı vergisi kabul edilen siyasi iktidar, kut kavramı ile ifade edilmişti. Hükümdarın kendisi ve ailesi kutlu sayılmıştı. Bu egemenlik anlayışının sonucu olarak, Türk devletlerinde hükümdarlık bir aile mirası olarak kabul edilmişti. Dolayısıyla hükümdar ailesinin erkek bireyleri, taht üzerinde hak iddia edebilmişlerdi. İslamiyet öncesi Tanrı adına yeryüzünü adaletle yönetmek görevinin yerini, İslamiyet'in kabulünden sonra, yeryüzünde Allah'ın son dini İslamiyet'i yaymak ve bu amaç uğruna gazada, cihatta bulunmak anlayışı almıştı. Dördüncü Uygurların yerleşik hayata geçmelerinin hayat tarzlarına etkisi nedir? Cevabı, Uygur devleti tarihteki Türk devletlerinden biridir. Orta Asya coğrafyasında kurulmuştur. Savaşçı bir millet olarak tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Uygur devleti, kendi alfabesini kullanan bir Türk devleti olarak tarihe geçmiştir. Hayvancılık alanında ilerlemişlerdir. Uygur devleti göçebe bir hayat sürmüştür. Dini bir arayış içinde olmuştur. Toplum olarak yeni bir dine girmişlerdir. Maniheizm dini Uygurların kabul ettiği bir din olmuştur. Maniheizm dinin gerekliliklerini yerine getirmeye çalışan Türkler, ona göre bir hayat tarzı oluşturmuştur. Uygur devletinin maniheizm dinini kabul etmesinden sonra et yemek yasaklanmıştır. Çünkü maniheizm et yemenin yasak olduğu bir dindir. Böylece Uygurlarda hayvancılık faaliyetleri durma noktasına gelmiştir. Sadece deri, kıl ve süt ürünleri için hayvancılık yapılmıştır. Uygur devletinin maniheizmi kabul ettikten sonra et yemeyi bırakması tarımın yapılmasına neden olmuştur. Tarımın başlaması da toprağa bağlı bir hayatın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Toprağa bağlı bir hayatın ortaya çıkması da yerleşik hayata geçilmesine neden olmuştur. Bu nedenle Uygurlar zamanında Türkler yerleşik hayata geçmiştir. Tarihte Türklerin yerleşik hayata geçmesi savaşçı özelliklerini kaybetmelerine neden olmuştur. Uygur devleti yıkılınca zamanla Türkler eski hayat tarzlarına dönmüş fakat tarım ve hayvancılığın yapılması devam etmiştir. 5. İpek Yolu güzergahının sık sık yön değiştirmesinin nedeni nedir? Cevap, İpek Yolu, ilk ve orta çağlarda Çin ve Orta Doğu ile Batı ülkeleri arasındaki transit kara ticaretinde kullanılan en işlek ticaret yoludur. Bu yolun devletlere sağlamış olduğu ekonomik, kültürel ve sosyal zenginlikler, çevredeki diğer devletlerin de dikkatini çekmiştir. Bunun neticesinde İpek Yolu'nun hakimiyeti için bölgede sürekli siyasi ve askeri mücadeleler olmuştur.
devletler arasında çıkar sağlama amacıyla yaşanan mücadeleler sonucunda İpek Yolu sık sık yön değiştirmiştir. 1. Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletleri. I. Çin. 2. Sasani. 3. Bizans. Yukarıdaki devletlerden hangileriyle ilişki kurmuştur? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. I. 3. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevabı E. 2. Aşağıdakilerden hangisi kurultay ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A. Devlet yönetiminin temelini oluşturur. B. Boy beyleri de katılır. C. Üyelerine toygun denir. D. Hatun başkanlık yapabilir. E. Yılda en az 3 kez toplanır. Cevap D. 3. Mete Han gelişmiş Çin medeniyetine karşı milli bir siyaset izlemişti. Buna göre Hun devleti savaş gücüyle Çin'i baskı altına alacak, devletin ve halkın ihtiyaçlarını vergi veya ticaret yoluyla Çin'den sağlayacaktı. Mete Han'ın Çin'e karşı izlediği bu politikanın içinde Çin ülkesini ele geçirmek ve onu idare etmek gibi bir düşünce bulunmuyordu. Buna göre Mete Han döneminde Çin'e karşı izlenen siyaset ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Çin'e karşı üstünlük kurulamayacağına inanılması. B. Yerleşik Çin kültüründen çekinilmesi. C. Türk ülkesinin ele geçirileceğinden korkulması. D. Çin ülkesine Türklerin iskan ettirilmek istenmesi. E. Çin'e karşı. Cevap B. 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Tarih Ders Kitabı sayfa 125 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.